Kullandığımız bilimsel metodun doğru bir metot olduğunu nereden biliyoruz? Şimdi biz demiştik ki geçen bölüm, eğer evren vahyin iddia ettiği gibi bir kitapsa, bilimsel metot mevcut haliyle bizi hakikate götüremez. Tam tersine kuralları gereği bizi kitabın mana kısmından kopartıp cahilleştirir. Çünkü ortada bir kitap varsa onu ancak okuyan alim olur. Bunu konuşmuştuk. Ama hiç bunları konuşmamış bile olsak, biz varlığı kullanma metodumuzun doğru bir metot olduğunu nereden biliyoruz? Yani mesela ilk defa şu anda dünyaya geldiğimizi düşünün. Mesela ilk defa şu anda dünyaya giriş yaptım. Neresi diyorum burası? İşte burası dünya diyorlar. Buraya her gün yüz binlerce kişi geliyor, yüz binlerce kişi gidiyor falan. Peki hakikati nasıl bulurum? Ne yani buradaki mesele ne? Bana bir metot veriyorlar. Mevcut bilimsel metot. Al diyorlar, bak burada işte ağaçlar, kuşlar, atomlar falan var. Bunlarla muhatap olacaksın varlıkla. Ve bu varlıkla muhatap olurken bu metodu kullanacaksın. Peki tamam da bu metodun doğru bir metot olduğunu, beni hakikate götüreceğini nereden bileceğim? Buna nasıl güveneceğim? Değil mi? Bu çok temel bir soru dünyaya gelen her bir birey için. Bakın böyle bir soruya ateist bir bilim adamı nasıl cevap veriyor? So how do we justify, as it were, faith that science will give us the truth, is that the place? How do you justify scientific method? Yes, it works. Planes fly, cars drive, computers compute. If you base the design of planes on science, they fly. If you base the design of rockets on science, they reach the moon. It works. Yani yaptığımız işlere bak diyor kısaca. Bu kadar çalışan teknoloji üretebildiysek bu varlığı kullanma metodumuzun doğru olduğunu gösterir. Şimdi teknolojinin neden çalışıyor olduğunu başka bir bölüme bırakacağım ama burada ele almak istediğim şu. Bir kere bu doğru bir test yöntemi mi? Yani varlıktan işe yarar ürünler yapıyor olmamız, kullandığımız bilimsel metodu aklar mı? Onun bizi hakikate götüreceğinin delili midir? Bunu bir ele alalım. Jacob Needleman'dan okuduğum bir hikayeyi biraz değiştirerek şöyle bir senaryoya uyarladık. Şimdi bir adam düşünün. Medeniyetten uzak, teknolojiden habersiz bir çölde yaşayan ilkel bir adam. Ama bir şekilde bir gün cep telefonuyla tanışmış olsun. Yalnız beklediğimiz şekilde değil. İletişim dünyasından ve cep telefonunun mahiyetinden habersiz olan bu adam, telefonu sadece iyi bir çekiç olarak biliyor ve onu çivilerini tahtalarına çakmak için kullanıyor. Ve doğrusu böylece pek çok işe yarar ürün de çıkarmış. Telefonla pek çok tahta çakarak insanların hayatlarını kolaylaştıran şeyler yapmış. Ve hatta bunları başka ilkel kabilelere ihraç etmiş. Şimdi biri ona gelse ve dese ki, "Hey! Onu kullanma metodunun doğru olduğunu nereden biliyorsun?" "Çalışıyor. Benim metodum çalışıyor. Masalarda yemek yiyebiliyorsun. Kitaplıklara kitap koyabiliyorsun. Eğer benim metodumu kullanırsan bu çekişle çok işe yarayan şeyler çıkarabilirsin evlat." Evet, ne diyorsunuz arkadaşlar? Bakın burada anlatmak istediğim şu. Bir metodun doğru olup olmadığını o metotla ortaya çıkardığınız ürünlerle test edemezsiniz. Çünkü o metot size göre işlediğinde, çalıştığında bu daima sizin o üründen hayal ettiğiniz şeye nispeten oluyordur. O ürünün gerçek potansiyeline nispeten değil. Eğer sizin sınırlı ve sığ hedefleriniz varsa, kullandığınız metotla yaptığınız işler ne kadar güzel ve işe yarar olursa olsunlar, asla sizin hedeflerinizden yüksek olamazlar. Bu kişinin hayal dünyasında dünyanın öbür ucundakiyle görüntülü konuşmak, video çekmek, internete girmek gibi şeyler yok. Böyle şeyleri düşünemiyor bile. Çünkü elindeki şeye yaptığı tanım çekiç ve dünyası bu çekiçle hangi ürünleri çıkarabileceğinden ibaret. Merakı ve hayali bunlara yönelik. Çünkü küçüklükten beri kafasına kurulmuş vizyon bu. Ve bunun için kullandığı iPhone kabul edelim ki işe yarıyor. Gerçekten de işe yarar pek çok ürün var ortada. Ama bu neyi değiştirir? Kitaplık yaptığı için metodunun çalıştığını düşünmesi en başta telefon olan şeyi çekiç olarak tanımlamasından kaynaklanıyordu. Bakın bu çok önemli. Sizin bir şeye yaptığınız tanımın, çizdiğiniz vizyonun önemi. Yani burası bir madde mi, bir kitap mı? Anlatabiliyor muyum? Neyse, geleceğiz birazdan. Peki, bu adam iPhone'u kullanma metodunun yanlış olduğunu nasıl anlardı? Bir kere kafasındaki vizyonu çok derinden sorgulayabilir olması lazım. Bu elimdeki şey ya bir çekiç değilse, ya konu çok başkaysa, kaçırıyorsam falan diyebilmesi lazım. Yaptığı onca işe rağmen metodunun yanlış olabileceği olasılığına değer vermesi lazım.
Bakın bu çok önemli. Metodunun onu hakikate götürmediği ihtimaline, yaptığı onca işe yarar şeye rağmen açık olması lazım öncelikle. İşte bu açık yüreklilik üzerine ona gerçeği herhalde en iyi üretici firma anlatırdı. Çünkü bir üründen neleri beklemeniz gerektiğini, hayalinizin, vizyonunuzun ne olması gerektiğini size en iyi üretici söyler. Çünkü ürünün potansiyel kemalini, vizyonunu zaten o belirlemiştir. Değil mi? Siz iPhone'la çiviler çaktığınız için kendinizi başarılı sanarken o gelir size der ki FaceTime var. 4G var, internet var. Bu iPhone'a layık olan muhatap oluş şekli budur. Bunu bir vahiy ile size anlatır. Üreticiden tüketiciye gelen mesaja vahiy dedim bu noktada. Adamın ihtiyacı olan şey bu, üreticiden gelen mesaj. Diğer tüketicilerin ona yolladığı mesajlar, işte diğer bazı ilkel kabilelerin onu iPhone'un alimi kabul etmesi, işte ona böyle pro fünmanları falan vermesi durumu değiştirmez. Sizin ihtiyacınız olan şey üreticiden gelen ve vizyonunuzun ne olması gerektiğine dair mesajdır. Ancak böyle anlarsınız. İşte Kur'an'ın oku emri tam böyle bir şey bana göre. Sen evren kitabını sana okutmayıp salt ölçtüren bilimsel metodu mutlak doğru zannederken ve kafanda kurulu olan evren en nihayet bir maddedir ve onu ölçer, keser, biçer, yararımıza, menfaatimize şeyler üretiriz. Vizyonunun sığlığını hiç fark etmezken üretici sorgulamaya açık olanları uyarıyor. Oku. Tanımı ve vizyonu yanlış koyuyorsunuz. Burası bir kitap. Donuk ve ölü değil, mana dolu. Yağmur, güneş, bir damladan yapılışınız, her şey yazarını tanıtıyor. DNA, bitkiler, yıldızlar, vücudunuzdaki kan, ki ondan bahsedeceğiz birazdan. Her şey okuyup yazarı tanımanız gereken kitaplar. Bu geçici ve bir gün yok olacak gezegene her gün yüz binlerce insanın gelip gitmesinden maksat bu. Peki teknoloji üretmek? Bu vizyon dönüşümünü yaşadıktan sonra ve evrenin nihai amacının ölmeye mahkum organizmalarımızı biraz daha konforlu yaşatmak olamayacağını anladıktan sonra ölçtüklerimiz ve ürettiklerimiz de bizi bu okuma hedefine götüren şeyler olur. Bunu konuşmuştuk. En basitinden protez kol tasarlamaya yıllarca uğraşan bir biyomedikal mühendisi bir damladan şekillendirilen insan kolu kitabını okumaya en iyi aday olur. En iyi o anlar. Yapay zeka ile uğraşan bir elektronik ya da yazılım mühendisi insan beynindeki sanatı çok daha iyi anlama şansı yakalar. Yazarı, Rabbini çok daha iyi tanıyabilir. Veya DNA mitoz bölünmeyle falan ilgilenen bir biyolog çok daha derinlemesine bir okuyucu olabilir ve böylece Kur'an'ın da talebesi olup tam da bir din adamı olur bu arada. Çünkü dinin bizden istediği ilk şey varlığa şahit olmak, eşhedü ise asıl din dersleri fizik, kimya, biyoloji gibi evreni konu alan derslerdir. Çünkü eşhedüyü bunlarla yapıyoruz. Ama bizi manaya ve yaratıcıya kapatan dogma kurallarla değil, bizi kitabı okutmayıp salt ölçtüren felsefelerle değil, akıllarımızı gözlerimize hapseden ama adına cafcaflı şekilde bilimsel deyip taptıkları o beşeri metotlarla değil, yoksa bizi hakikatten uzaklaştıran inkar derslerine dönmeye başlarlar. Peki, bu neyi değiştirir? Yani beşeri vizyonlardan kurtulup vahyin vizyonunu hayatına alırsa biri ne değişir? Yani bazen böyle diyen oluyor. Ne katacak bu bilime falan? Ya bakalım belki sana bir şey katar. Belki seni daha üst bir varlığa evrimleştirir. Belki yapay zeka ile insanın ne farkı var tarzındaki sorulara da bir cevap olmuş olur. Bundan yıllar önce bir kan testi yaptırmıştım. Sonuçlarını aldığımdaysa şok oldum. Elimdeki kağıda tüylerim diken diken olmuş şekilde birkaç dakika baktığımı hatırlıyorum. Eğer bilimsel metotla o kağıda baksaydım, öyle şok falan olmazdım. O insani birkaç dakikayı yaşayamazdım ve bu organizmanın diğer memeli bir hayvan organizmasından çok da bir farkı olmazdı. Bilimsel metot beni memeli bir hayvan yapardı ki öyle tanımlıyorlar zaten değil mi? İsabet olmuş. Bu arada bunu herkese tavsiye ediyorum. Mutlaka bir kan testi yaptırın ve sonucuna düşünerek dakikalarca bakın ve ben gerisini videonun sonunda size bırakacağım. Nedir peki kan testi? Hemen ekrana verelim. Kanımızdaki maddeleri listeler halinde görüyorsunuz. Sağ tarafta değerler var. Onlar olması gereken değerlermiş. Yani insan organizmasının hayatına sağlıklı bir şekilde devam edebilmesi için o aralıkta kalması gereken değerler. Çok hassas değerler. Sol taraftakiler ise benim gerçek ölçüm sonuçlarımmış. Bakalım. Mesela kreatinin diye bir madde varmış kanımda. 0.7 ila 1.2 miligram arasında tutulması gerekiyormuş. Sonuç 0.9. Tutulmuş. Mesela inorganik fosfor olması gerekiyormuş kanımda ve desilitre başına 2.6 miligramla 4.5 miligram arasında tutulması gerekiyormuş. Sağlıklı yaşayabilmem için sonuç 3.95 miligram. O da tutulmuş. Aspartat transaminaz diye bir şey varmış kanımda ve 41 değerinden küçük görmeliymişiz onu. Dikkat edin, tüm bunlar benim rahatça bisiklet sürebilmem, dostlarımla muhabbet edebilmem, lezzetli şeyler yiyip içip koşabilmem, şurada dikilip konuşabilmem, o çok sevdiğim zevklerimin ve hayatımın devam edebilmesi için ve o da olması gereken değerlerde. Buna benzer onlarca madde. Şimdi
Ben yemek yerken, bunlara hiç dikkat etmezken, bugün 3,5 mikrogram albümin 4,5 mikrogram serum demiri tüketmem gerekiyor demezken ve rastgele haldır huldur yerken, benim yaşamıma sağlıklı bir şekilde devam edebilmem için birisi bu yiyecekleri süzüp, dönüştürüp, şuradaki şablona uygun ölçülere getiriyormuş. Yıllardır ve hala. Her gün, her an. Bakın şunu geçiyorum artık bu arada. Yani işte bu oranları ayarlayan biri olması lazım. Şuursuz enzimler, hormonlar bu oranları bilemez. Onlarla bu oranları ayarlayan birisi olması lazım falan. Yani bunlar geçmiş bölümleri izleyen ve özgür olmaya niyetli bir aklın bunu hemen göreceğini düşünüyorum. Özgür olmaya niyetli olmayan bir akla da yapacak bir şeyim yok. Leküm deyin, hüküm veli deyin ama burada başka bir şeyden, okumaktan bahsediyorum. Varlığını yokluğunu aşalım artık. Ya burada inanılmaz bir sevgi manifestosu yok mu? Bir şey anlatılmaya çalışılıyor gibi ya. Bu kadar ayrıntılı, kelli felli olmak zorunda değildi. Her gün olan bir olaydan bahsediyorum. Bizi aşırı düşündürmesi gereken, aşırı minnet altına sokan çok duygusal bir tablo yok mu ortada? Bakın her bir maddenin kendi aralığı içinde olmaması, ki bu işten bile değildir normalde. Yani daha önce o dikkatleri çektiğimiz, o hayranlığımızı öldüren masallardan arınmış bir şekilde bakın, şu oranların şu aralıklar içinde kalması için mantıklı bir sebep olamazsınız. Bir kasıt olmasa. Her bir maddenin kendi aralığı içinde olmaması sizi farklı bir hastalığa sürüklerdi. Bakın sadece birisi şeker. Her gün ellerinde bir jiletle gezmek ve kanlarındaki şekeri kendileri ölçüp müdahale etmek durumundalar. Ameliyatı binlerce lira. Şimdi parası olmayan muhtaç bir şeker hastasına şeker ameliyatını ücretsiz yapan bir doktoru düşünün. O binlerce lirayı almıyor. Ne müthiş insan deriz değil mi ya? Haberleri çıkar, överiz, alkışlarız falan. Onun karakterini okumaya ve ilan etmeye başlarız. İşte cömert, merhametli vesaire değil mi? Hele o hasta nasıl memnun olur, nasıl minnet altına girer, teşekkür eder falan. Benim ve milyonlarca türdaşımın şu listedeki maddelerden sadece biri olan şeker oranımız her gün ayarlanıyorsa, her gün doğal şeker ameliyatlarımız kansız bıçaksız en ufak gürültü rahatsızlık vermeden yapılıyorsa, birini yaptığı bu büyük iş oranında merhametli, cömert olarak vasıflandırmam gerekmiyor mu? Ortada bu sıfatlar var bariz, kime vereceğim bu sıfatları? Kuarklara mı vereceğim? Veya ölçüm sonuçlarına bakıp her şey yolundaymış deyip devam mı edeceğim hayatıma? Düşünün ki o ameliyatı ücretsiz yapılan hasta ameliyattan sonra doğruca ayrılsa ortamdan. Hiç ameliyatı yapanı sormadan, doktoru tanımadan, teşekkür etmeden. Yuh deriz değil mi ya, sen insan mısın yani? Veterinerde ameliyattan çıkmış bir hayvan organizması davranışı bu. Her gün şekeri ücretsiz ayarlanan ben, şu oranlara bakıp geçersem alemlerin doktoruna yönelmeden ne farkım kalıyor? Bakın sadece bir maddeden bahsettim. Her birinin eksikliği, fazlalığı farklı bir hastalık ve bunların örnekleri de var. Yani cüz'i oranda aramıza numuneler, zıtlar konuluyor meseleyi anlayabilmemiz için. Bunun gerekliliğini konuşmuştuk, dileyen bakabilir. Yani şeker hastaları da diğer onlarca maddeye bakacaklar. O zaman her gün yüzlerce hastalıktan benim asla yapamayacağım bir süzme, mikrogram seviyelerindeki ayarlamalarla kasti olarak kurtarıldığımı okuyorum şu kağıda bakarak. Her gün yüzlerce hastalıktan kurtarılıyorum. Bu ne kadar şok edici, ne kadar minnet altına sokan, ne kadar şükranlık hissettiren bir haldir. Bakın daha beyne, işte oradaki hormon dengelerine, diğer vücutta olan bin tane olaya falan girmedim bu arada. Sadece kandayız. İşte ben elimdeki sonuçlara o dogma bilimsel kurallarla baksaydım asla bu manaları okuyamazdım. Bu hayranlığı yaşayamazdım, öyle şükran ve minnet falan hissetmez ve bir sonraki namazımda bunları dile getiremezdim. Kısaca memeli hayvanlar ailesinden bir organizmadan öte bir şey olmazdım bu gezegende. Ama bana çizilen ölç ve varlığı menfaatine kullan hedefine ulaşırdım. Bakardım sonuçlara, bana zararlı bir şey olmadığını görüp hastaneden ayrılırdım. Bana yararlı şeyler üreteceğim okuluma veya şirketime dönerdim. Hemşire de bir sonraki ölçüme geçerdi. İnsan olan kimse yok. Herkes ölçüm robotu. Okunmayıp ölçülen kitaplar. Peki ben bunları okuyamayıp yaşayamadıktan sonra, kandaki maddeleri daha hassas ölçen cihazları üreten elektronik mühendisi olsam, bu neyi değiştirirdi? Gezegene insan sıfatıyla gönderilmiş biri olarak hedefe ulaşmış, görevini tamamlamış mı olurdum yazarın gözünde? Cidden bunu bir sorgulayalım. İlk ihtiyacımız olan şey kafamızdaki vizyonları sorgulamak da hatırlayın. Her yıl 90 milyon insanın öldüğü ve bir gün yok olacak bir gezegende insana çizilen en uç hedefin daha iyisini ölçmek ve menfaate yönelik üretmek ve sonra ölmek olması. Tatmin ediyor mu sizi? Cidden insan organizmasına çizilen nihai vizyon bu olabilir mi ya gerçekten? Şöyle bir timelapse alıp geniş düşünün lütfen. 1900-2000'lerde geliyorsun bu gezegene. Amacım ne? Londra'dan New York'a uçuş 5 saat sürüyor. Sen onu 3'e indir ve çık dünyadan. Öl. 20 megabitle bağlanıyor internete. Sen onu 1000'e çıkart ve tamamsın. Çıkabilirsin. Bir insanın 60-70 yıllık ömrüne çizilen vizyon sadece bu olabilir mi ya? Bu ancak bir robota çizilen vizyon olabilir. Yapay zeka ile insanın ne farkı var?
Evet, vizyonun sadece bunlarsa hiçbir farkın yok. Hele geleceğin yapay zekasından hiçbir farkın yok. O da veriyi çok ileri düzeyde ölçecek, o da veriyi öğrenip menfaate yönelik üretecek. Gelişmiş bir robot olarak yaşıyorsun demektir şu anda. Veya diğer canlı organizmalardan da çok bir farkımız olmaz. Yani belli parçalardan yeni işe yarar belli parçalar üretmek ve ölmekse olay. Yani konu buysa bu gezegende, bunu herkes yapıyor zaten. İnek ottan süt üretiyor, arı tozdan bal yapıyor, ayrıştırıcılar karbondan oksijen üretiyor, ağaçlar hakeza ve insanlığa olan katkıları insanlardan çok daha fazladır bu arada. Yani biz üretimlerimizi durdursak hayat bitmez bu gezegende ama onlar üretmeyi kesse kaos oluşur, hayat biter. Demek istediğim, bunlar bizi diğerlerinden ayıran ve insan yapan şeyler değil. Bu modern rüyalardan uyanalım artık. Ama teknoloji üretirken, mesela yıllarca uğraşarak icat ettiğin uçaklar vesilesiyle yüzyıllardır üretimi ufacık yumurtaların içinde yapılan uçakları fark edip sahibinin özelliklerini hayretle okuyabiliyorsan, internet hızını artırırken görüntüyü sesi dijitalize edip aktarabilmemizin altında elektronların, fotonların, dalgaların optik elektronik düzene an be an itaatleri olduğunu hamdle görebiliyorsan, kandaki maddeleri daha hassas ölçerken her gün o oranların ayarlanması sayesinde ayakta kalabilip espriler yapabildiğini, yüzüp futbol oynayabildiğini, laboratuvara girip keşifler yapabildiğini, yani bu sayede o çok sevdiğin hayatının ve zevklerinin devam edebildiğini okuyup her gün bu oranları senin için ayarlayanın rahmetini, sevgisini fark edebiliyorsan, hayret edip hamd edebiliyorsan ve böylece ona sonsuz sevgi duymak gibi şeyleri yaşayıp günlük 5 seansla bunları sunabiliyorsan, İşte robotların, yapay zekaların veya diğer canlıların seni asla yakalayamayacağı vizyon orası. Gerçekten insan olmak, ahseni takvim olarak kalabilmek orada. Seni bu vizyondan alıkoyan o beşeri metotların farkında olman ne kadar da önemli. Peki, geçen bölüm evren bir kitap mı değil mi, bunu bir örnek üzerinden konuşacağımızı söylemiştik. İşte belki milyonlarca örnek içerisinden üzerinde durduğumuz örnek buydu arkadaşlar. Vücuttaki kan. Artık evren bir kitap mı değil mi, geçmiş bölümlerdeki farkındalıkları da göz önünde bulundurman tavsiyesiyle bunun kararını verecek olan tamamen sensin bir birey olarak. Şöyle bir tablo var karşında. Her gün vücudunda hiç haberin olmadan gerçekleşen şöyle bir olaydan artık haberin var. Sence vücudunda yaşanan şu olay sadece maddi bir olay mıdır? Mana içeren, okunması gereken bir mesaj mıdır? Alim, Rahim, Hakim, Kadir gibi vasıflara sahip bir yapanı var mıdır, yok mudur? Belirli aralıklarla huzura çıkıp şuurlu bir şekilde Elhamdülillahi Rabbil Alemin demeyi gerektirecek bir durum mudur, değil midir? Özgür akıl, hür vicdanınla karar senin. Şimdi herkes işine, kendi vizyonuna dönebilir.